Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki bir sonraki Türkiye rakibini çekeyim mi Kur abi? Çek. Doğru, iyi rakip. Yalnız bir şey şimdi, Rıza Hoca devam ederse gol yer bu takımda. Öyle değil mi? Kayıttayız değil mi biz? Evet, ofansif şakayla girdik çünkü. Peki sana şeyi çekeyim mi? Rıza Çalınbay'dan sonra Beşiktaş'ta iyi giden bir şey çekeyim mi? Çek. Burada çok komik şakalara gülüyoruz. Siz duyamıyorsunuz şu an. Hazır mısın? Hazırım. Ne çekeceğim sence? Var mı bir tahminin? Yok abi. Koray Gök'le gittiğim mekanlardaki memnun kalma sayımı çekiyorum. Sen çok ayıp eden bir adamsın ya. Pizzanın kralını yemedik mi? Napolili bir adam dedi. Yemin ederim size Domino's pizza yedirdi bana. Napolili adam Domino's'tan söylüyormuş. İçeriden Domino's'tan adam girdi. Mekanın adı Nellos. Koray Gök'ün bu hafta bizi özene bezene götürdüğü meyhanede beğendiğim şey sayısını çekeceğim. Tamamen şans bu arada. Belki iyi bir şey gelir. Ciğeri iyiydi be. Yok be abi ya. Ciğere tuz dökün, pul ver dök, kekik dök iyi diyor. Öyle ben de iyiyim abi. Beni yeme. Patates? Arkadaşlar berbat bir mekana gittik. Kamera bana dön. Bir numaralı plana geç. Bir, bire gel. Birdeyim ben. Arkadaşlar berbat bir. Nasıl biri ikiyi de bilme ya. He? İdo. Ne yapıyorsun? Berbat bir meyhaneye gittik. Yani baştan sona berbattı. Hiçbir devam filmi iyi olmaz. Yakup 1'den sonra çekilen Yakup 2. Yaktı adamları ya. Beğenmedim abicim ya. Yakup Bey biraz daha özen mezelere. Hiçbir mezeyi beğenmedim. Girit ezme ne kötüydü. Evet, Girit ezme de yok. Yani Girit hiç uğramamıştı Girit'e. O ezme. Ben söyleyeyim mi, o ezme taş çatlasın Heybeliada falan ezme. Yani Girit çok iddialı. Olsun olsun büyük ada. Girit asla değil. Benim en canımı sıkan şey ne oldu biliyor musun? Kalamarın bölünmez bütünlüğü. Senin alkol aldıktan sonra doğru Marmara'ya binme oranı çıktı. Şans, tamamen şans. Son Marmara'ya ters bindim ben. Son Marmara. Adama yalvarıyorum arkadaşlar. Diyorum ki gönyede duramıyorsun adam. Aynı o kadar değildim ya. Gönyede duramıyorsun. Yalvarırım diyorum. Çift durak Uber yapalım. Önce bizi atsın. İnsan gibi evimizde inelim. Sonra bizden de sana devam etsin. Bir anda içinden Ekrem İmamoğlu çıktı. Ne demek Uber? Tabii ki Marmara. Öyle şeyler yapmaya başladı bir anda içince. İçince adam Ekrem İmamoğlu oldu. Çözeceğim. Ben diyor illa Marmara'ya bineceğim. Tabii ki Marmara. Tabii ki hayatım falan yapmaya başladı. Zorla Marmara'ya bindi, ona da ters binmiş. Nasrettin Hoca gibi 2023'te modern Nasrettin ters biniyor Marmara'ya. İndiği yerde taksiye biniyor. Taksiye euro ile ödeme yapıyor bu adam arkadaş. Sadece euro ile değil. Cebimde ne varsa ile. Ben hatta bir tane çakmağım var marka. Onu da verdim zannettim. Sonra... Onu ben çalmıştım. Evet. Kalamarı gösterdim fotoğrafta, bakın ben bunu burada yedim. Bak dedim, bu ben, bu kalamar, bu mu? Garson dedi ki abi bu. Abim dedim, bu mu? Bak orada bütün bir kalamar var. Pozu ya ben... Bana ne koyuyor biliyor musun? Bir tane çok dandik kalamar yedik. Yani üst düzey dandik. Ya gidemar yedik biz. Kalamar asla yedik. Biz berbat bir şey yedik. Sonra masada bir şey sipariş ettik. Bir daha kalamar geldi. Abi bir kalamar geldi. Akordeon gibi anasını satayım. Biz orada dedik ki hatayla. Eşeklik biz de orada. Biz dedik kalamar söylemedik ki dedik. Biz dedik başka bir şey söyledik. Ha öyle mi abi dedi, götürdü kalamarı. Ulan giden kalamarla bizim yediğimizin alakası yok. Ama o da öyle bütün değildi. Bütün de abi akordeon gibiydi ya. Ben ilk dedim ki herhalde müzisyen bize hani çalgısını gönderdi. Hani çok konuştunuz siz çalın gibilerdi. Çünkü onun güzelliğini biliyor musun? O yağ çekmiyor bütün olunca. İnanılmaz yani bir. Yani sırf şeklinden değil. İkincide. Bir şey diyeyim mi? Sen kahvaltı yaptın mı gelirken? Hayır. Bu muhabbet devam ederse mikrofonu kemiririm ben. Akşam yemeğinde. Vallahi ben hastayım, o yüzden çift çay aldım önüme. Arkadaşlar önümde çift çay var. Nat Spor şeffaf bir kanal. İkisi de çay. İkisini de içiyorum. Öbürü vodkaymış. Aman abi. Aman hocam. Bunlar su arkadaşlar. Ben de bir kanal. Aman hocam. Ya Koray abi buradaydı. Koray Koç. Beni tanıyanlar tanıyordur. Ben çok
İnanılmaz bir tatlı bir adam. 3 gündür içki içiriyor bana. Artık yani dün kahvaltıyı bile bir ocak başında yapınca ben dedim ki abi dedim Necat İşler en kötü bir simit atıyordur ağzına. Yani Teoman Meoman sabah uyandığında bir kaşarlı poğaça yok mu ya falan yapıyordur yani. Biz mahvoldu. Ben 3 gündür mafım. Maf. Önermiyorum, tavsiye etmiyorum. Alkol karşıtı bir insanım. Karşıyım artık. Ben artık topyekun mücadele ediyorum ya. Topyekun mücadele ediyorum. Alkolle topyekun mücadele. En büyük kötülüklerin arası. Bu adamın ne hale geldiğini görseydim. Ya o kadar bir hale Eve geldiğimde sanırım hanımı uyandırdım yine. Çok sesli girdim içeriye. Eşim uyuyor. Ertesi gün iş var. Ödemeyi neyle yaptığımı hatırlamıyorum. Ama evdeki bütün kazaklar, tişörtler, çalışma odamızda çıkarılmış, konmuş her şeyi katlamışım öyle yatmışım. Sonra ben şey diye yazdım ya sana. Abi AirPods'u bile içeri koymuşum şarja biliyor musun falan. Meğer onu güzel eşim koymuş. Ertesi gün sabah işe gidecek bu. Sıkılmasın. Cebimden almış koymuş sen inanılmaz. Duygusallaştım. Ama özledim be Öznur ablamı. Niye görüşmüyoruz? Ben de. İşlerimiz çok yoğun. Ben de eşimi özledim. Gelin hafta sonu. Bir şeyler ayarlayalım. Gelin hafta sonu size aslında. Bunu izliyorsanız. Bu arada Öznur ablam. Beraber gittiğimiz yerlerin Öznur'la gidip de aa bu çok iyiymiş demediğin yer de yok. Az önce şaka yapacağım diye harcadın. Ben bak arkadaşlar cümle cımbızla çekiyor laflarımı. Mesnetsiz lafları var bu adam. Ben dedim ki Koray Gök'ün önerdi. Öznur ablam 10'da 10 atar. 10'da 9 atacak bir insan değil. Zaten belli onda on attı. Allah razı olsun. Yorumlar 7 atmış. Yorumlar iyi gününde bir 6.5 atmış 7'ye yuvarlar. O gün zar gelmemiş. Her insan hata yapar Özgür abla. Öyle yorumlar gibi. Peki biz bu topları niye getirdik? Evet. Sadece bir şoförcüm. Numaralı kamerayı alabilir miyim? Bir. Sen anlat ben durayım abi. Bu hafta sizden gelecek soruları içerisinde editör ekibimiz bazılarını seçecek. Ondan sonra biz onları buraya atacağız. Çekeceğiz de cevaplayacağız. Sorular olabildiğince absürt olursa iyi olur. YouTube yorumlarına mı yazsınlar? Tamam. Ben okumayacağım o zaman bir hafta yorumları. Sürpriz olması lazım bana. İlk defa yorum okumayacağım. Ben bir yorum okuma delisiyim. Seçim ve yorum okuma bağımlısıyım. İsterseniz Instagram'dan falan da çıkarız. Onu ayarlarız. Hep de ayarlardık bu arada biz. İkimiz çok iyi ayarlarız bu işte. Bu işler bizde. Bu arada iki sorunun da yılın oyunlarını Baldur's Gate aldı. Cevaplarını biz iletişime geçiyoruz. Ekibimiz bize yazıyor. Kitaplarını ileteceğiz. Derken sen unuttun kitapları getirdin. Benim bu hafta unutmayıp getirdiğim kitabı açıyorum. O geldi kısmet. Başka bir şey de gelebilir. Aa bir şey anlatacağım. Türkiye'deki oto yıkamacılar. Çok doğru bir adam karşınıza aldınız çünkü... Her türlü kazığı yerim. Beni karşıya alın. Ne yapıyorlarmış biliyor musun? Son kullanma tarihi geçmiş yangın tüplerini senden habersiz alıp atıyorlarmış arabada. Muayeneye bir giriyorsun. Yangın tüpü yok. Yok geçemiyorsun ama muayenecinin önünde bir tane tezgah var. Araba satıyor adam dümdüz. Abi diyor sende ne eksik motor. Ah 1.6 cc diyor koyuyor. Bakıyor böyle. Abi diyor sen bunu diğer muayenede de unutursun ben sana 4 yıllık tüp veriyorum diyor. 10 günde gidiyor. Ben sana söyleyeyim yani. İnşallah hiçbir yer yanmaz. Alıyorsun eksiklerini tık 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 tık. Ama hiç haber vermeden çıkarıp atıyorlarmış. Yapmayın abi öyle bir şey. Ama belki zamanı geçmiş tüp de muayenede geçmiyordur. Hayır geçmiyor. Ama düşün. Zamanı geçtikten 2 gün sonra yandı araba. Abi 2 gün sonra hiç söndürmüyor değildir o haberim yok. Ya da haber verin abi bunun tarihi geçmiş. Aynen değil. Haber vermemesi kötü. Haber verip atsa abi bak attık buraya bir yangın tüpü al. Ya da atıyorum orada hemen cevval bir oto yıkamacı onu tedarik etse dese ki abi 200 araba işte bir de istiyorsan yangın tüpünün son kullanması geçmiş. 500'de onu sokar adam. Mesela o, aynen. Ki o kadar. Cevval adam anladın o civar mı? Bir şey. Cevval adam işi. Sen benimkini çöpe atıyorsun bari yenisini koy kardeş. Cevval adam deyince yeni Ulaştırma Bakanı adayım. Türk'teki otoparkçı abi. İnanılmaz bir adam. Şuradan sıra numarasın. Bir de Öznur'la gittik hanımımla. İkimiz de ayrı ayrı görevleri dağıttı. Abla sen araba kimin üstüne? Öznur dedi ki benim. Abla sen gidiyorsun biletini alıyorsun. Ruhsatını veriyorsun. Kilometreni yazıyorsun. Abi sen yangın tüpü alıyorsun. Nakit yok gibi baktın. İBAN'la hallediyorsun. Tık 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 tık. Döndüm. Muayene olmazsa da bana gelin ben sizi bir ay sonra getireyim. Bir şekilde hallederiz dedi. İnanılmaz bir adam. Geçti mi muayeneden? Geçti canım. Zaten araba tertemiz de. Geçmese de adamın çözümü var yani. Belli bir tamircisi var. Bir şeyi var. Atıyorum. Abi şuraya git gel. Akşamüstü uğralık bir şeyi var. Hani birinin boşalıyor zaten. Gelmeyen oluyor. Hava köprüsü var belli. Bir şeyden korktuk. Adam o kadar iş biliyor ki. Acaba geçmeyecek mi muayeneden? Yani onu da tahmin etmiş olabilir herif. Arabaya bakıp bayıldım o adam. Yeni Ulaştırma Bakanı adayım. Haftaya gidip ismini sormam lazım.
Haftaya gidip ismini soracağımız biri daha. Şampiyonlar Ligi. Kamil Gragera. Çekecek lavuk. Bir yerde benim son 16 kuram. Kim geliyor? Adam. Ha daha belli değil değil mi? Bu Şampiyonlar Ligi şey gibi değil. Onun biri bunun ikisi değil. Biz Avrupa'nın nesiyiz biliyor musun? Şu güzide arma. Abi öncelikle kutlarım, seçmen şapka Gryffindor demiş. Seçmen şapka Grabara'yı seçti. Icardi biraz hareketlenirse Grabara'ya bir ek isim takma işi var bizde. Bu camiye Avrupa'nın nesi biliyor musun? Mahalle kavgaları. Önden bir tane çocuk yollarlar. Aylardan aralık. Atletle geziyordur o çocuk. Kollar mollar benim deyince böyle zargana gibidir. Üflesen uçar. O çocuk gelir sana ne der biliyor musun? Mahalleye gelmeyin lan der. Ters yapar. Sizi der bu mahalleye katarım der. Ne anlarsın biliyor musun orada? Böyle kelli felli adamlar. Bu çocuk. Arıza var. Bize ya feci bir dayak geliyor. Ya da deli çocuk. Ya umarım bizde nakit vardır. Ya da başka bir mahalleden de gideceğimiz yere gidebiliyoruzdur. Biz Avrupa'nın usulüz. Hiçbir paniğim yok. Yeneriz, yeniliriz. Önemli değil. Ama bugün bu mahallede ne işiniz var lan? Biz burada kupa kaldırdık diye parkene gidecek adamım ben. 3 gündür maçtan başka da bir şey çok nadir düşünüyorum. Kendi izlediğim maçlarda bile Kopenhag'ı düşünüyorum. Yani. Abi o kadar keyifliyim ki. Bak tekrar diyorum harbiden adamlar yenilmiyormuş büyük takımlara içeride. Her şeyin bir ilki vardır. Ben de bu programa kadar hiç 100 bin izlenmemiştim. Yenileceksiniz. Ama o kadar rahatım ki yani bunu takınca oluyor diyorum ya. Bunu taktık. 3 gün önceden taktım bu sefer bu atkıyı. Abi en kötü üzülmeyi hak edeceğiz ya. Bak o kadar rahat o kadar mutluyum ki böyle şey gibi. Okulda arkadaşlarını özlersin de okulun ilk günü böyle neşeyle kalkar gidersin ya. Ulan bir çocukları göreyim bizim ders. Tatilden gelenleri bir göreyim. Öyle bekliyorum. Hepsinden çok koşacağız. Hepsinden iyi savaşacağız. Hepsinden iyi bağıracağız. Ne yapılıyorsa yapacağız. Zaten bugün korkacak olan Danimarkalı varsa bir tane benim gibi Danimarka'da reklamcı bir tane Kopenhaglı o. Bakacak diyecek ki ulan bunlar diyecek. Geçen sene Gomis gelmese küme düşüyorduk biz bence. Küme düşme hattındayken Barcelona'yı elense çekmiş bunlar diyecek. Fatih Terim gitmiş. 10 tane şampiyonluğu alan adam gitmiş. O sene Real Madrid'li Juventus'u gruptan çıkmış. Bunlar o çocuk işte. Ya bunların cebinde sustalı kesin var. Bunlar UEFA Kupası'nı burada almış lan diyecek. Bugün Koray Son korkacak. Biz de en kötü salı gecenin köründe çok üzgün. Ama üzülmeyi hak etmiş. Üzülmek hak edilen bir şeydir. Saat kaçtı abi? 23 olması lazım. Deplasman maçları da. Ben Kopenhag 23. Umutlar bile donar öyle diyeyim sana. Hayallerim bile donduğu bir akşam. Ya ben hava durumunu söyleyeyim. Kopenhag yarın 25 derece. Biz geliyoruz. En kötü bak üzülmek çok hak edilen bir şeydir. Öyle hiç çalışmadan atıyorum. Ben reklamcıyım. Girdim bir tane ihaleye. Konkur derler bizde. Bakmadım maliyetine falan. Dedim 3 yaz 5 yaz. Biri çalıştı 1,5 yazda aldı. Ben üzülebilir miyim? Ben üzülemem. Çalışsaydın ya. Çok koşarım, çok savaşırım. Adamın başka bir bağlantısı vardır. Alır, üzülürüm. Biz yarın en kötü üzülmeyi hak edeceğiz abi. O yüzden içim çok rahat. Adana Demir maçında da makina gibi bir 25-30 oynadılar. Büyük bir keyifle bekliyorum. Yani içim içime sığmıyor öyle diyeyim. İçim içime sığmıyor. Yarın da maç sonu yorumlarıyla Nihat Kahveci'yi burada dinleyebilirsin. İnşallah zaferi beraber yaşayacağız. Ben yokum. Künefe gibi anlatır maçı biliyor musun? Nihat Kahveci için şöyle bir yorumum var. Künefe gibi yorumcu. Çok ağdalıyor böyle peynir gibi kaldırıyor. Kelime seçimleri, telaffuzlar. Mesela herkes övüyor. Anladın mı? Ama o böyle sanki içinde özel Hatay peyniri varmış gibi övüyor mesela. Çok özel bir yorumcu. Dili iyi. Türkçesi çok iyi. Yani maç izlerken de çok iyi yani. Bir kere kendinden virgüllü konuşan adamlar. Bak ben hakikaten natlı olduğum için demiyorum. Kendi kanalımda da diyorum bunu. Bence yeni dönemin en iyi yorumcusu. Katılıyorum. Kendinden virgüllü konuşan aşırı, adamlar vardı. Aşırı futbol konuşmuyor. Ha mesela Icardi övülecek ya. Icardi'yi en Hatay peynirli, bol peynirli o övüyor mesela. Bol ağdalı o övüyor. Ama bir bol şey şerbetli o övüyor mesela. Herkes övüyor mesela. O yeni dönem değil aslında biliyor musun? Kahraman Babçum'un bir kitabını okudum ben. İşte son 50 yılda yazdığı en efsane İslam Çupi'nin Çupi kadar efsane bir yazar. Abi anlatımı o kadar benziyor ki. Sen bir şey okuyorsun. Okuduğun şey futbol olmak zorunda değil. Mehmet Demirkol'un Güney Kore kitabı da öyledir. Bak Dünya Kupası'nı anlatmaz. Yolculuk kitabıdır o. Yani Mehmet Demirkol'a dair gördüğüm, okuduğum, dinlediğim en iyi şey o kitap. Yani o kitaptan daha iyisini kendi de çıkamadı zaten bence. Ama asıl olan orada futbolu maç izleyip futbolu bir ana yemekten çıkarıp bir aperatif haline getirdin mi böyle kalıyor. Zaten far görmüş tavşan gibi kalıyor. Benim yeni dönem dediğim şuydu. Şimdi bir işte 2000'lerin başı bir Hıncal Uluç dominasyonu var. Sonra Rıdvan Dilmen var. Hani Galatasaraylı'nın bile NTV'yi açıp Rıdvan bir bozulsun da izleyeyim dönemi var. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar dönemi Erman Toroğlu dönemi var. Ahmet Çakar bu dönemlerin hepsinde var ama Ahmet Çakar bir şey gibi. Mesela hani, bak. Mesela ana dizi değil. Mesela Asmalı Konak değil. Mesela Ahmet evet. Çakar 25 yıllık bir sitcom. Bizimkiler. Ama 25 yıldır devam eden bir sitcom. Ama mesela işte Hıncal Uluç o dönemin işte bizimkileri. Sonra işte Hıncal Uluç'tan
sonra işte Rıdvan Dilmen var. Rıdvan Dilmen'e de işte de ki Asmalı Konak yine böyle acayip tuttu, acayip sevildi. Ondan sonra bir Serdar Ali Çelikler, Mehmet Demirkol dönemi var. Acayip dominasyonları. Aşkı Memnun O Tayfa. Şimdi de bence özellikle maç sonu canlı yayın işinde Nihat Kahveci evet. var. Bir de, o seviyede bir hite dönebilir. Çok daha zor yaptıkları iş çünkü senin de yaptığın iş çok daha zor. Fake reaksiyon yayını. Evet. Ya ben kendimi onlarla hani diğer YouTube kanallarıyla bir tutmuyorum. Çünkü benimki biraz daha kişisel kanal. Maç bitiyor yayını açıyorsun ya. Ya benimki biraz da böyle ara sokaktaki dürümcü gibi. Ama mesela ana savaşan bir ekip var ya hani 4-5 tane kanal bayağı taşlı sopalı mecazi anlamda. Bu maç sonu yayını işinde dövüşüyorlar ya. Orada bence işte eğer burada devam ederse yani bu seviyede devam ederse Nihat Kahveci de bu dönemin işte o dizisi olacak. Bir de Asmalı Konağı olacak. Nebil abiyle çok iyi buldu. Evet evet. Karşısındaki dönem. Çok iyi oturttu. Baldur's Gate 3. Sana burada oyunu anlatmayacağım. Yılın oyunu seçildi. Ben burada Yılcalış diyorum. Ben Dilmen diyorum. Yani. Hayatımdaki en garip oyun deneyimini yaşıyorum. 4 kişilik bir partisin. Millet ejderha dövüyorsun. Oyunun olayı bu. Muhteşem bir oyun. En iyi oyun seçildi bu oyun. Yılın oyunu. Ve bence önümüzdeki yılın da oyunu. Oo. Ama benim multiplayer'daki can kardeşlerim, benim yol arkadaşlarım. Bana dediler ki abi bir tane karakter var sen onu al. Tamam karakter oyun bu arada full Türkçe altyazılı. Yani menüleri de Türkçe. Çünkü çok diyalog falan var. İngilizcesine güvenmeyen alabilir. Açıkçası ben PRP oyunlarında o kadar İngilizce pek sevmiyorum. Çünkü abi oku yani speak English halli bin İngiliz bir yerden sonra oyunumu oynayayım. Türkçe daha rahat akıyor. Abi karakter Ozan mesela karşıdan ejderha geliyor tamam mı? 4 kişilik bir ekipsin. Barbar vuruyor. Striker var bir tane fighter. Okunu atıyor. Arkada bir tane büyücü var veriyor soğuğu. Ejderhaya soğuğu veriyor. Zey. Benim karakter ne yapıyor biliyor musun? Olayları şiire mi döküyor? Arkada bir tane gitar. Diyor ki ejderha leş gibi kokuyorsun. Level attıkça. Moralini bozmayacak. Evet. Trash talk yani. Evet. Level atlayınca ne diyor biliyor musun? 60 level'a kadar mı ne çıkıyorsun? Pardon 30 level'a kadar. Ben 3'üm. Abi 5'ten 10'dan sonra şu oluyormuş. Ejderha. Ananı avradını. Küfür daha ağır gidiyor. Büyük Türkçe altyazılı. Bilmem ne çocukluk küfürler. Ejderhaya. Ejderha bana dokundu mu takla yatıyorum. Arkadaşlar ben de ejderhaya karşıyım ama küfürsüz eleştiri. Abi çok eğlenceli bak. Çok eğlenceli ya. Millet birbirini yiyor, birinin suratıya bulmuş. Öbürünü 500 HP'lik vurmuşlar ben arkada. Abi sana en kötü karakteri niye seçtirtti bu insanlar? Çok eğlenceli oynamak. Multiplayer. Deme lan. Çok fazla oynayın. Çok fazla oyun tanımlayan adamla muhatap olacağımı düşün. Şöyle kaldım yani elim tıpırdı. Abi şey de var mesela ben nizai kısmını anlattım. Savaştan önce bir şarkı çalıyorsun. Akdeniz akşamlarını bir okuyorum. Ekibin bütün reytingleri artıyor. 3 vuran 20 vuruyor. Ejderhanın morali bozuluyor. Sen 2002 Tarkan'sın yani senin takımın. Ben BBG Tarık'ım abi. Orada sürekli kavga çıkarken bu of deni gönül diye geziyordu ya. Arka planda. SMS'lerim o. Ben o adamım. Ve tabii oyun içinde sadece savaş dövüş yok. Çok diyalog da var. Ben böyle kendimi bağlamacı falan bir tip yaptım. Oraya abanıyorsun o karakterle. Milletin 8 saatte savaşıp çözemediği şeyi ben 2 lafla çözebiliyorum. Orası çok eğlenceli. Yani meraklısı olan oynasın. Meraklısı olmayan da oyuna denk gelirse benim karakterle oynasın. Sürekli bir FRP oyunu oynarken bir insan peki çok peki senin buradaki yönetimin ne? Sen sözleri mi belirleyen adamsın? Ben herkes mesela o barbar vuruyor ya. O barbarı da ben yönetiyorum. 4 kişilik partinin tamamını sen yönetiyorsun. Nasıl ekiplerin yani? Ekibini sen seçiyorsun abi. Şimdi, ha, tamam ama bir, sen şaire etkinle hiçbir etkin yok. Şair ne istiyorsa onu yap. Şair ben ne istiyorsam onu yapıyor. Şair taş da atabilir. Ha. Ama şairin kendi güçleri var. Onları geliştiriyorsun. Daha eğlenceli, daha iyi bir hale getirmek senin elinde. Bu bir yol hikayesi. Yol arkadaşlarını topluyorsun. Doğru arkadaşlarla çıkmazsan, mesela 4 şair çıkarsak böyle birkaçı ya, grup laçın gibi çıkarsak, ejder abi tokatlayın. Çok hızlı yayından kalkar o albüm. Ben de Ultimate Team'de 5'li savunmaya geçtim. Mecbur kaldım artık. Başka türlü savunma yapamıyorum. Biraz maç kazanmaya başlayalım. 5-2-1-2 mi? 5-3-2. Oldu güzel. Ramirez, De Jong, Essien var orta sahada. Kalemize geleceklerini kim söyledi? Önde de şey var. Futre ile Rashford. Rashford'un böyle yaptığı kart var ya. Oo. Haaland sıktılar bana keyfi. Bana da niye öyle oldu? Herkese sıktırmışlar da. Bende 91'liği vardı. Abi gel bu daha güzel gördün ama 87'lik dedi. Herhalde görev verecek. Niye aldık o Haaland'ı anlamadım. Herhalde görev verecek işte. Görevde 50 gol at sana. Başka bir kart sıkıyorum. Aldığı da 89. Bu arada dün ben biraz rakiplerde geldi oynama şansı buldum. Tutulmuyor.
değişik bir boost var yani. Öyle kısa mi? Sürelidir de. Burada bir deneyelim şeyden sonra. Ben bugün kanaldayım, akşam da tottiler var. Üstümdeki tişört. 12 yıl 700 milyon doları bir oyuncuya bağladı Los Angeles Dodgers. Bak 700 milyon dolar deyince kulağa çok geliyor ama 12 yılı duyunca düşünüyorum. Ne çok? Kazıklamışlar herifi. Ne bu abi? Evlilik mi bu? 12 sene kontrat yapıyor adamla. 10 sene sonra Amerika'da enflasyon beklentisi ne? Herifi şimdiden kapattın. Bunları düşünmüyorsun abi işte. Ben asla imzalamam öyle bir kontrat önüme koysalar. 700 milyon dolar 12 yıl dedi, imzalamam. Ben de imzalamam. Ben dilimle basarım. DNA bırakırım o kontrata. 5 sene sonra enflasyon uçtu. Ne yapacak o çocuk? Nereye uçabilir 700 milyon dolarım var? 1 dolar 1 dolar abi. Varken yersin, bitince sıkıntı. Ben 5 sene kontratlarım başkan, yapıyor muyuz? 5 sene aynı para, 5 senelik versiyonu. Yani 12'ye böl, 5 ile çarp başkan. Veriyorsanız verin, vermiyorsanız derim. Detroit Pistons bekliyor kapıda. Ne var bu? Beyzbol takımları. Detroit Pistons NBA'de ama. Vardır Detroit'in bir Detroit sopacıları da vardır. Chicago Cubs mü ne var? Chicago Cubs'e derim 3 sene 3 milyon dolara atarım imzayı. İnadınıza. Ben hiç bak. 1 sene 1 milyon dolar bugünkü dünyada, 12 sene 700 milyon dolardan kıymetlidir. Bütün ekonomistleri yorumlara bekliyorum. Benim ekonomi abi, bilgimi çekeceğim. Işte. Tamamen şans. Maalesef borç. Mesela böyle sorular sorarken bize gerçekten ciddi, yani siyasi olmazsa iyi olur da, çünkü en son bizim siyasiyi gördük. Arkadaşlar, makara yapılabilecek imkanı yaratırsanız yaparız. Yani kıyıma gelirse... Makaradan kaçmayız. Ha, bu çok şakalı olur ya, bunu atalım. Kimse böyle bir şey demiyor arkada. Yani burası çok gülündü ya, burası bize kalsın gibi bir şey olmuyor. Güzel soru, güzel cevaplar gelir. Sana bir şey diyeyim, o bir kere oldu. Dilan Polat şakalarını hala gülüyorum ben. Bizim. Harbi mi? Ben hatırlamıyorum şakaları. Bundan 5 sene sonra Amerika'da devasa kriz çıktı. Kim Jong-un Amerika'ya 5 tane balistik füze yolladı. Allah korusun, savaşa hayır. Bütün yerlerdeki bombaları kınıyorum. Ama de ki yolladı. Amerika'da bir çikolata oldu, bir depo benzin. Ne yapacak o çocuk 700 milyon doları? Bir 700 milyon doları. Abi 1 sene 1 milyon dolar alsın, ben söylüyorum. Çok daha iyi. Yarın ne olacağımız belli değil. Bak 12 senelik sözleşmeden imza atmayın. Buradan bizi izleyen beyzbolcu varsa, Amerikan futbol oyuncusu varsa. Ben burada Daron Acemoğlu'na sesleniyorum. Hocam gelin şu kanala bir gün, Allah aşkına bu adam çok yanlış yollar aldı. Ya senin karşında da Baron Acemoğlu oturuyor. Başka bir adam oturuyor. Parasal yanında rahat olun arkadaşlar. Borçlanın. Bak o çocuğa ortası. Bu ara kredi çekebiliyorsan çek. 12 sene 700 milyon dolarım var diye düşünme. Bir 300 daha çek. Dünyada 1 milyar dolarlık arazi al. Bak benden oğlum, beni dinle. Alo. Ne zamana kadar topa vuracağım? Bir tane top geldi ağzının ortasına. Hayatın karardı. O gün hemen yatırımlar. Arazi al. Adam dünyanın en çok kazanan sporcusuna dedi ki kredi çek. Kredi çek, Kaş'tan arazi al. Çok değerlenecek. Kalkan, Kaş, Kınık. Selçuk, Kuşadası. Selçuk, oralardan arazi şey al. Şey diyeyim mi? Ne oluyor ya'nın son ev videosunu izledim. Hayko Cepkin müzik işini bırakmış. Feci müteahhit olmuş. Tabii ve çok canım. İyi müteahhit. Hayko Cepkin milleti burada sakin bir ortam var diye kandırıyor. Herkesi götürdün abi buraya. Orada artık sakin bir ortam kalmadı ki. İstinye daha sakin şu an. Herkesi götürdün zaten oraya. Hayko abi şantiyelerin kralı. Ben geçen gün Sarıyer'e gittim, çok sakin. Herkes Urla'ya taşımış. Sakin bir yer arayanlara bir önerim var. Maslak. Bomboş. Herkes İzmir'e kaçmış abi. Gözlerden ırak bir yer isteyenlere öneriler. Ortaköy. İnsan kalmamış. Herkes kaçmış abi. Millet şey diyor. Abi biz taşındık nereye? Çeşme. Birazcık kafamız dinle. Şaka mı yapıyorsunuz abi? Çeşmeden daha kalabalık yer yok ya İstanbul'da. Ha. Çeşmeden kalabalık yer hakikaten. Herkes Urla'ya taşındı. İki sene sonra diyecekler ki Urla çok kalabalık. Nereye gideceksiniz? İşte o gün. Oh. O gün Kuzguncuk tayfası size gülecek. İşte o gün Erenköy tayfası gidecek. Bizim ofis Beyoğlu'nda. Gidiyor musunuz Beyoğlu'na sık sık? Millet hep bir ara şey diyordu. Abi işte çok fazla Arapça konuşuluyor. İşte çok değişti falan. Ben gidiyorum haftada en az iki gün. Ve yani normalde gitmeyebilirim de. Yani öyle bir haftada iki gün ofisteyiz falan durumumuz yok. Abi Beyoğlu gayet iyi durumda ya. Evet. İstanbul yani, çok iyi arkadaşlar. Bir tık abarttınız bu. Taşınan tayfaya sesleniyorum. Bir tık erken karar aldınız. Yani bir tık şeyden yerel seçim diye vardı ya herhalde. Çok fazla yol kırıyorlar, döküyorlar. Hani trafik ondan oluyor biraz ekstra. Onun dışında gayet rahat rahat geziyorsun, tozuyorsun yani. Diyelim ve... Büyük şehirler azalmalı ama biraz daha azalmalı. Kesin. Bu susuzluk işi gelecekte daha büyük sorun olacak. Mesela şu sanayi bölgeleri, Marmara bölgesindeki sanayi bölgelerinin
organize sanayi bölgelerinin deprem açısından daha güvenli yerlere taşınması. Bütün deprem profesörleri bunu söylüyor. Bununla ilgili hala aksiyon alınmıyor. Buradan devlet büyüklerine bir kere daha seslenelim. Bu organize sanayi bölgelerinin büyük şehirlerden çıkması lazım abi. Hem nüfusu azaltır, hem yarın öbür gün Allah korusun buralarda bir şey olduğu zaman hayatın durmaması lazım. Yani deprem açısından daha da verişinden olur. Karaman olur, Konya olur. Yani atıyorum şu an. Belki oralarda deprem açısından güvenli yerler değildir de. Yani nüfusen düşük Anadolu, iç Anadolu illeri. Oralara dağıtılabilir bu organize sanayi bölgeleri gayet yani. Biz mesela, ben de daha organik yerden bakayım. Hani bugün işsiz kalsam deseler ki Koray hiç video da çekmiyorsun. 3 kuruş beni hani biraz sabrettirecek şey hayvancılıktan. Biz kardeşim de Oğuz mühendis, ben mimarım. Babam da muhasebeci. Yani hiç köpek dışında hayvan beslememiş bir aileyiz. Abi 3 kuruş az kâr edip biraz daha fazla çalışıp, bilmediğimiz iş olduğu için, biz hayvancılıktan gayet güzel para kazanıyorduk. Gerçekten bir teşvik de vardı yani. İzmir'de çok yoktu, bilmiyorum neden. Ama genel bir teşvik vardı. Eli yüzü düzgün çok çiftlik vardı. Sonra bir şeyler oldu. Devlet birçok hani regülasyon getirmek demeyeyim de kendi kooperatiflerine akıttı, bir şeyler oldu. Bizim etrafımızdakiler battı. Biz de hani abi kardeş çok çalıştığımız için değil, babamız muhasebeci olduğu için, finanstan anladığı için batmadık ama bizi kapatmak durumunda kaldık. Kârda kapattık biz. Çocuklar, bunun gideceği yer burası. İstiyorsanız mücadele edin dedi. Etmeyelim dedik. Elimizde malımız, mülkümüz kaldı. Ama bak mesela ben bugün belki de İzmir'de Seferihisar'da yaşıyordum. İstanbul bir aile eksiliyordu mesela. Ve çok daha çok güzel organik süt veriyorduk. Günde bir tona yakın. Bir aileyi değil, iki aileyi döndürür. O zaman döndürürdü. Şimdi kâr edemiyorlardır yeniden falan ama. Yani bunlara sadece sanayi tarafında değil, tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili de teşvik verirlerse insanlar şey değil yani. O tarım hayvancılık konusu zaten öyle. Orada teşviklerin arttırılması lazım. Bir, ikincisi, benim bu organize sanayi bölgesi dememden kasıt şuydu. Yani İstanbul'u deprem olduğu anda, Allah korusun yani bugün ya da yarın, 50 sene sonra deprem olduğu anda hayatın durmayacağı seviyeye getirmemiz lazım Türkiye'yi. Yani bu sanayilerin çalışabilmesi lazım. Yani Türkiye'nin geri kalanını İstanbul'a bakabilecek, evet, hale sokmamız lazım. Şah damarı bıçağa çok yakın şu an İstanbul. Yani o işte sanayileri taşımak lazım. Büyük iş merkezlerini taşımak lazım. Mesela benim bildiğim borsa İstanbul'da değil mi? Mesela borsayı Ankara'ya geri götürmek lazım yani. Bu tarz şeylere başlamak lazım. İstanbul'dan bir şeyleri çıkarmak lazım. Ya da abi biz bunu İstanbul'dan çıkaramıyoruz. O zaman İstanbul'un içinde en azından çok kötü ilçelerden bazı şeyleri tasfiye etmek lazım. Yani beklentinin çok, depremdeki hasar beklentisinin çok yüksek olduğu Marmara Denizi'ne doğru olan o şeritteki kritik ve stratejik öneme sahip yerleri biraz daha ortaya ya da Anadolu'ya taşımak lazım. Katılıyorum. Kuş. Aa. Hoş geldin. Ama bak çok önemli konular konuştum. O bile kıvık etti yani. Aynen. Ya hadi ben dedi bugün göçerim kardeşim. Kritik başındaki şakalarım, sonundaki o sosyal sorumluluk. Yani gıvırk 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 yaptı bu adam, dedi ne konuşuyordu. Yine o videodan aklıma geldi. Orta yaşlı bir erkeğin orta yaşlı olduğunu gösteren bir belirtiye rastladım hafta sonu. Metro market bağımlılığı. Of, çok severim ya. Maalesef orta yaşlıyım. Saçımda henüz bir beyaz yok. Onu bir belirti yok ama. Metro markette kendimi kaybettim. Bir toptan canavarı oldum. O pamuklardan 63 tane alalım fiyatı artarcı oldum. Şey hissi oluyor mu? Metro markete ilk girdiğinde üye misiniz? Tabii ki. Hani biz restoran varken üyeydik bir de. Bir de ben kendim bireysel üyelik aldım. Ay. Şöyle oluyorum ya. Elbette. Bir tane makine veriyorlar. Hızlı karttan geçmelik. Yok, bende şey var. Direkt barkod geldi bana mail olarak. Son dönem üyeyim ben. Barkodlu üye. Peki sen kasaya geçmiyor musun? Hesabı kasada ödemiyor musun? Kasada ödüyorum. Tamam hocam. Esas ticari üye var. Ticari üye sen. Bende şu an yok ben zaten. Yani bizde şu an hiç üyelik yok. Orada olduk bir şey. Ona böyle bir post makinesi gibi bir şey veriyorlar sana. Hmm. Aldığını çata çata gösteriyorsun böyle. Adam tabii, atıyorum, adam restorancı, alıyor 60 paket patates bilmem. Bir hardal vardı. Bak şu kadar hardal. Ben orada şey bölümüne hastayım. Küvete döküp atlayasım geldi hardala. Sürmeli çikolata var. Şunat spor masası kadar. Bunu kendimize mi sürmeli ya? Bu nerelere sürmeli? Bu nerelere sürmeli ya? Bu kadar hani onu görünce ne istiyorum biliyor musun? Ulan bunu böyle salonda önüme alsam, kaşık kaşık bir şeyi açsam önüme, kaşık kaşık yiye yiye izlesem. Ya, devasa abi. O batom batom çikolatalar. Böyle çikolata var. Aman yarabbi ya. Metro market. Belki metro market yetişkin ama çocukluğunu aşamamış bir erkeğin gidebileceği en iyi yer. Sadece kalın giyinin. Evet, çok soğuk.
Hele çünkü o şey... Şarküteri kısmı Mufane. Şarküteri de yağmur dondu zaten. Geri manavını oraya götürün. Manav da soğuk ya. Manav da çok soğuk. Fırına götürmek lazım. Fırını oraya. Dondu kızacağız. Ufacık kız. Unlu mamulleri çok beğenmedim. Unlu mamulleri. Aburu cuburu zayıf buldum. Unlu mamuller de ne çok güzel biliyor musun? Ya çok acıkacağız ya. Bir markamın tost ekmeği var. Böyle. Böyle tost ekmeği. Abi çizgi filmlerde hayal ettiğin her şey var ya. Şöyle bir tost ekmeği onun içine döşeyeceksin. Dev. Şöyle füme et. Sucuk ya da füme et bir şey. Kaşar. Bastın. O bir de zor pişer ya. O aheste pişer biliyor musun? Bir de armalı tost makineler oluyor ya Galatasaray Beşiktaş çıkartan. Cos. Ona bir Kopenhag'a basacağım. Kopenhag. Sana o sabah mesela öyle bir şakayla uyandırmak. Evet. Kahvaltı vakti bir geliyorsun Kopenhag logosu. Ben o sabah uyanırsam peki depresyona girmeyeyim. Hiç sıkıntı bu depresyon falan hiç kötü şeyler getirme aklına abi. Gayet her şey. Yok kazanacağız. Kazanacağız. Keyfi metro vlogu diyorum sana. Oo. Yapabiliyor muyuz mobil çekim? Keyfi Doğu Ekspresi. Buradan Kars'a gidiyoruz. Keyfi Bursa lezzetleri. Of. Sabah can tık. Burada bir yer var. Buraya getiriyor. Kuş gözü lahmacun diye bir şey varmış. Şu kadar lahmacunlar. Fındıktan küçük. 20'li paket geliyor. Bugün tam gün ofisteyim. Alabilirsiniz bu adam yiyebilir. Evet. Her gün Ata lokantasından yemek zorunda değiliz. Ata çok selamlar. Bugün bir kuş gözü. Şık bir restorandır bu arada. Güzel ev yemeği yapan bir restoran. Ama Fatih Terim çıkıyor. Drogba giriyor. Yani normal müşteriye çok az yer kalan bir restoran. Bir esnaf lokantası. %250 faize inanan bir restoran. Eyüp maçını da gördün mü? Ne oluyor? Maçın yarısı kadına küfür ediyorlar seçildi. Aa, Arda Turan şey yapmıyor. Böyle yapıyor beyler artık. Aynen. İş mahkemede şu an falan yapmıyor. Aynen yani beyler yeter yapıyor. Arda Turan hiç 15 maç 13 galibiyet mi ne oldu bu arada? Beşiktaş'la eşleşti kupada da. Atladı turu derim. Rıza Hoca. Bay geçti de. Harbi bir Fener Beşiktaş atalım. Senin de o yayında ben Avrupa maçı izliyordum. Atacak bir şey yok be abi. Yani Beşiktaş bu sezon böyle. Ben Beşiktaş'la ilgili bir tane haber vereyim sana. Beşiktaş'ın ne olduğunu bu sene anla. Ocak'ta Antalya'da kamp yapalım demiş Rıza Çalınbay. Futbolcular gitmek istemiyor diye iptal oluyor kamp. İstemiyorlarmış kampa gitmek. Ağlar. Ya Beşiktaş böyle ya. Olan ne yapmak istiyormuş oyuncular? Ben bir şey söylemek isterdim. Ya benim kanala uygun bazı şeyler var söylenecek. Yani İstanbul'da kalmak mı istiyorlar? Bilmiyorum abi. Böyle bir haber vardı. Futbolcular kamp yapmak istemiyor. Vay vay. Ben de birkaç transfer haberi gördüm. Hasan Bey'in görevi bunların hepsini Beşiktaş'tan temizlemesi lazım. Tarihi bir hiç böyle ocak görmediğinizli bir ocak lazım. Avrupa'dan da elendi zaten. Sepet havası. Yani 12-13 adamı bir şekil göndermesi lazım. Kim o adamlar? İlk önüne çıkan 13'lü. Yani Nevzat Demir'de ilk gördüğü 13'lüyü göndersin hemen. Yürürken herhangi bir 13'lüyü göndersin takım bir kendine gelir. Herhangi bir 13'lüyü. O zaman ben yok ona gerek yokla ihtimali olanları sayayım. Kaleci Mert. Abi Mert'i tutarsın. Mesela Salih'le Cenk'in sözleşmesi bitiyor. Onları Mayıs'a kadar bir şey yapmazsın en azından. Getson? Getson'u tutabilirsin. Amir? Amir soru işareti. Varsa alıcısı Bundesliga'da falan gönder gitsin. Oynayamıyor sen. İki beki de yolladın. Masuaku'yu da Rozier'i. Abi yedekleriyle yolladın. Onur Bulut, Umut Meraş. Bahtiyar. Bahtiyar. Hepsini yolla. Evet. Tayfur işte yani yerlidir. Her pozisyonu yedekliyor diye dursun. Tayfur sağ bek sol bek yedeği olur hakikaten. Colin'in bir alıcısı yoksa bir zararı yok. Ya Bailey ne kötü oynadı ya. Bailey'den hemen çık mesela. Amartey lütfen. Amartey'den hemen çık. Ceko'nun maç başlar başlamaz. Hangi stoper? Sağ stoper mi sol stoper mi bu Amartey? Sağ stoper. Ben sağa doğru biraz yollanayım demesi herif. Yok zaten bir ilk 15 dakika kararsız kaldı. Ulan hangisine gitsek? İkisi de çok iyidir. Hangisini zorlasak acaba? İşte bunu yapamayacağınız bir yer söyleyeyim size. Yakup 2. Asla yemek seçemeyeceğiniz bir mekan. Ya tribünler falan da felaket. Abu Bakar'dan kesin çıkıyor. Oha be can. Abu Bakar'dan. Ya Abu Bakar'dan nasıl çıkıyorsun biliyor musun? Abu Bakar'ı Kamerun'a yolluyoruz ya Afrika Kupası'na. Sonra telefonları falan kapatıp tesisleri almamalı çık. Hani. Allah Allah. Nevzat Demir de kapıda kaldık oğlum falan. Kimse almayacak mı bizi? İçeriye falan yolla yani. Kilit değiştirmeli çık. Hemen abi ya. Rozier. Muleka kalabilir. Muleka'dan da çık. Talibi var çünkü. He tamam. Talip olan adamı tutma. Oxlade Chamberlain kalabilir. Chamberlain kalabilir evet. Zaten ona talip de kolay bulunmaz. 3 sene kontrat. 9 milyon kontratı var nereye çıkacak? Ahmet Turçevi'den neler yapmış ya. Rashica durur mecburen. Rashica niye oynamıyor sakat mı? Sakat. Saçlarını boyatmış saçları yanmış. Galiba öyle bir durumu var. Bu ciddi değil değil mi? Icardi gibi yapmış saçları. E tamam da saçtan sakat. Yok yani.
Bu arada... Ama mesela saç olsa daha iyi diyebileceğim bir sakatlığı vardır büyük ihtimalle. Bütün şey maçtaki sakatlıkların da hepsi Adele sakatlığı. O Şenol Güneş'ten değil Burak Yılmaz'ın yardımcılarından kaynaklanıyor dedi Rıza Çalınbay şeyde. Candaş Dolga'nın yaptığı Rıza Çalınbay da çok iyi anlar kondisyondan ve fitness'tan. Öyle diyorsa doğrudur büyük ihtimalle. Bu arada Rıza Çalınbay'dan... Rıza Çalınbay'ın kondisyoneri kim ya? Bu konu hakkında nasıl Air bu kadar? Air kondisyoner. Mesela... Salladığı adamlar Igor Tudor'un yardımcısıydı. Igor Tudor'un takımları fiziki anlamda bir sıkıntı yaşadılar mı? Tekme tokat döver ya. Verona'sı Mars'ı. Peki diyorsun. Rıza Çalınbay'ın kondisyoneri kim? Yani. Bu arada Rıza Çalınbay... Yani Rıza Çalınbay bir sonraki haftanın maçını, bir sonraki hafta oynayacağı takımın maçını analiz etmek için beyinsports.com yazıp o takımın beyinsports'taki maç özetini projeksiyona yazıp ekibiyle beraber izleyen bir adam ya. Yani. Öyle mi ya? Evet. Bende Sports Base var. Şimdi Copenhagen son 5 maçını açacağız. Milletin kondisyonerine falan yani Burak Yılmaz zaten Beşiktaş'ta hiçbir zaman hoca olmamalıydı da. Yani lisans bile yok adamın. Yani Şenol Güneş bıraktığı anda bırak. Doğrusu budur. Senin o antrenörün istifa etmiş. Şenol... O gün de dedim ben Burak Yılmaz. Dedim ki bak bırak. Ya senin bu işin değil bir. İki buradan sana bir iş de çıkmaz. Yani başarılı da gitse yeni başkan zaten biz Burak Yılmaz'la devam ediyoruz demez yani. Lisanssız hocayla devam ama eder mi yeni gelen başkan? Ama maç kazansa bir pendik. Bursa öyle bir umudu vardı ama yani bence anlamsız bir umuttu. Ve ihtiyacı da yoktur ki buna. Ama yani Rıza Çalınbay'ın kondisyonları ne ya da kendi kondisyona dair işte futbolcu fiziğine, futbolcu sağlığına dair fikri ne ki milletin yardımcısına laf atıyor ya. Çok tuhaf bir adam. Bence biraz da Şenol Güneş'e... Şenol Güneş'in yardımcısı Miguel Peiro'ydu kondisyoneri. Burak Yılmaz'ın kondisyoneri Igor Tudor'un kondisyoneriydi. Şimdi bu adamlar bilmiyor kondisyonu. Rıza Çalınbay mı biliyor? Yani saçma sapan bir açıklama. Yani neden Beşiktaş'ın şu ahbap çavuş döneminden çıkıp da liyakatli insanlar dönemine girmesi gerektiğinin en büyük ispatı Rıza Çalınbay. Her gün de gösteriyor. Bence en büyük sıkıntı şey yani Hasan Arat çok gerçekten yani doğru olmayan bir şey söylese bile konuşmayı çok yani hitabeti kuvvetli olduğu için insan bir gaza geliyor. Ya benim anladığım Beşiktaşlılar yönetsin bence sıkıntılı bir söylem abi. Benim anladığım yabancı bir hoca gelecek Beşiktaş'a ama sezon ortası gelmek istemiyor. Hansi Flick o zaman oğlum. Yani Beşiktaş Mayıs'ta Haziran'da yeni hocasını duyurabilir. Buradan da keyfi izleyenlerine böyle bir şey söyleyeyim. Ama gelmeyi düşün yani şu an için gelmek istemiyor. Görüşülen hiçbir hoca. Ama bir şey diyeyim mi? Mesela Igor Tudor Galatasaray'dan ayrıldı ya. Birinci sebebi Fatih Hoca'nın boşa çıkmasıydı. İkinci sebebi de bir önceki sezondan kredisini çok erken tüketti Tudor. Kimse hatırlamıyor onu. Kayseri maçıyla çok iyi başladı Galatasaray. Sonra bir düştü. Ama o maçtan önce Snyder'le, De Jong'la, Meyong'la kavgası bayağı bir hem taraftarla hem de Florya'da arasını çok açtı. O arada Dursun Özbek durdu arkasında. Ama mesela o yarı sezonda gelen hoca da kredisinden çok yiyor. O yüzden de gelmek istemeyen yabancıyı anlayabiliyorum. 3 haftada gidiyorsun abi burada. 6 ay sonra kovuluyorsun ama 3 haftada gidiyorsun. Tudor Başakşehir maçında gitti aslında. Kovulmasını birkaç baş daha bekledim. Görüşülen çok ciddi yabancı isimli hocalar var. Birçoğu da hem Hasan Arat'ı hem Hasan Arat'ın kafasındaki futbol planına hem fikirler. Yani Samet Hocalı, Feyyaz Hocalı. Aynen. Zaten Samet Hoca ile Feyyaz Hoca teknik direktörün işine karışacak bir pozisyonda değiller. Feyyaz Hoca takım sözcüsü gibi yani maçtan sonra çıkıp konuşacak adam. O hakem hatası oldu mu zaten belagatı yüksek bir adam. Bir de başkan topta sporcu da olsa başkanla futbol şubesinin arasındaki bir çevirmen gerekiyor. Türkçeden Türkçe'ye bir çeviri gerekiyor. Samet Aybaba da tamamen altyapı. Tesisleşme. Altyapıya bir tesis yapılacak. Samet Aybaba o işlerle uğraşacak. Yani burada Hansi Flick diyelim. Geldiği takdirde çok fazla ikisiyle de bir işi yok zaten. FM'de geliyor. FM'de hep geliyor mesela. Gerçek hayatta da gelebilir. Başka bir hoca da gelebilir. Başka görüşülenler de vardır mutlaka. Ben Haziran'da Beşiktaş'ın yabancı hocasını açıklayacağını düşünüyorum. Yani devre arasına kadar böyle bir setret devri biraz daha devam eder. Devre arasında biraz daha gençlerin oynadığı bu hem tribünün artık Sıtkı'nın sıyrıldı hem içeride de belli ki sorun çıkaran. Yani 4-5 yeni adam gelir. Onlarla beraber eskinin sorunsuz tayfası kalır. Bir kadro tutturulabilir. Eyüp elenirse belki Türkiye Kupası zorlanabilir. Yani Eyüp işinden kazasız belasız sıyrılırsa Ocak transfer dönemiyle beraber aldığı adamlarla kalan turlarda bir iddia kovalanabilir. Bakacağız. Transfer döneminden sorunsuz sıyrılan bir takım Los Angeles Lakers. Sezon içi turnuvayı aldı ya. Sevmem, çok rahatsızım. Neden? Bir LeBron James sever olarak çok rahatsızım. Sezon öncesi kupayı alma işi, sezon sonundaki esas trofiyi bırakma işidir maalesef. LeBron'umu bu tufaya getirdiler. Bari bir normal sezon MVP alayım. Alır. Bu ödül etkileyecektir umarım o MVP işini. Kişi başı 500 bin dolarlık çek veriyorlarmış kazanan takıma. Biri öldü işaretim. Eren'im çok daha dikkatli bir tırtırdı. Böyle yapıldı biz az önce. Evet, Emre Belezoğlu rejide.
Keyfinin sonuna geldik. Sorularınızı bekliyoruz. Avrupa'daki temsilcilerimize başarılar. Özellikle Beşiktaş. Lütfen Lugano'yu yenin. Kusura bakma abi, biraz da kendi takımım. Senin Kopenhag sınavın benim İsviçre'de çok kritik bir maça çıkacağım gerçeğini değiştirmiyor. Kuyuzine. Sözlüğe, benim sözlüğe kalkmamın bu kadar küçümsenmesine karşıyım. Lugano eteklerinde başarılar Beşiktaş. İsviçre dağlarından 3 puanı haleley haleley haleloy diyen Haydi gibi getirin. Fener'e de bir puan falan lazım değil mi? Oha, Fener'e de başarılar. Fenerbahçe, sizden de bir grup liderliği olmuyor. Nasıl galiba oluyor? Matematik, çünkü iki takımdan biri. İki, oradan beraberlik Fener'in galibiyeti lazım. Oradan beraberliği al ve kendin de kazan Fenerbahçe. Kimle oynuyor ki Fenerbahçe? Fenerbahçe Tırnava'yı yenerse, diğer maç berabere biterse Fenerbahçe lider. Fenerbahçe Tırnava'ya en az 4 atar ya. Tamam. Öbür maçı bekleyecek o zaman. Liderlik için ama çıkmak için beklemeyecek. Bir de Fenerbahçe öbür maç berabere bitecek 6, bence. 6 atsan... Liderliği al gel. North Zealand'la öbürü denk takım. Ludogorets. Oradan beraberlik. Oradan beraberlik. Fener kazanıyor. Bu işi bitiriyor. Fenerbahçe lider ol. İkinci olmak çok tehlikelidir konferans liginde. Nereden bildiğimi sormayın. Gibi böyle bir tecrübem olmadı henüz. Formatı yazan adam konferans değil. UEFA'dan gelenlerle eşleşiyor abi. Daha gerek yok son 32'de. Bir de lider sanki bir tur atlıyor. Evet, son 16'dan devam ediyor. Geçen sene Fener öyle yaptı işte. Fenerbahçe hadi ya. Fener. Oradan kesin beraberlik geliyor. Uyanık davranın. En az ilk yarı 4 at. Öbür maçı izle Fener. Fenerbahçe'ye tavsiyeler abi. İlk yarıdan 4 at. Burada 60 attığı bir çetesi. Aa dur. Son 32'de Beşiktaş'ın rakibi. Aa bunu şey başında yapmıştım. Hatırladım şimdi. Şaka tekrarı oldu. Bugün beni çok elindi ya. Nat Spor'da taciz skandalı diye aradı. Çok elindi ya. Mitri. Şampiyon. Tamam. Şampiyon.